Cüneyt Sağlıkçı'nın organ adı grafik kısmıya 9.49'da yaşayanı bu ana videodan görüyorsunuz. Kamerada 3 yıl da dolu kalıyor. 3 yıl da dolu. Yani bu hoca günah falan cevabına çıktı. Bunlar tutuluyor. Ve vurup halike sonra maşinaya gömle sürekli cekola maşinasını alıp tutup alıp getirdiler. Burada ben bu arada ayağımız Bizler bunu düşünüyoruz. Özümüzü kaldırırken her bir hareketi o haber alır. Hizmet değişikliği.
Cenk Mustafa Paskal'ın kedi çıkardı mı? Cenk de başarılı. Cenk olur mu? Bir tanesi bir kız geldi. Ben şundan kedi çıkardım. Bir tanesi şahitli. İkincisi bir kez. Şundan kedi çıkardı. Ekim kork ortaya hiç kaygıya o falan görmedi. Yani kısaca ben şu mahkumun başı koyuyor. Razmur'un başı koyuyor. İkinci halat yaşında. İkinci halat anda. Bu ne yaptığını düşündü. Elbette bu oyunda Duran'da içki işlerde organik arıza düşkülemez. Peki, ben içki işlerine yani başka organlarına aklamak çıkmasına elbette bu yerde herhalde bir şey geliyor. Hem de ilgili bir konu. Kim buna? Mürs sanayi bir tatlı oluyor. Kanunda gözlerken arıza başı pozatı da aldım. Peki, hem de böyle bana şu arıza vermeyen bu sefer bana şu fazlalarını hem de bir etuvar yanlış geliyordu. Elbette bu işlerden bakma veriyorum. Bir de ben aynen meselelerine etuvar tarafı olacağım. Hani yumanlamışlar uçlandı. Doğanın içtimai tuvaletindeki aynı cihazlar. İkinaları yer sürdürüyor. Bunların birini, yani esası, neyle ben açıklayamam, esası yumanlamışının hatası, özünün ülkesinin yumuş ortağını öldürüp, bazı tamamlar olduğu gibi cihazlar. Yani işte esası yaşayamışının hatası. Özünün ülkesinin hatını öldürüyor. Bu yine birinin anası uzak müddetine çıktıklarında ki başkası ise acayip tekrarı için bayız lan pazarlarsız kalıp karımdaşların koluna kalıyor. Yani böyle 2003'ün tutulduğu iyi günümüz atası 2012'de rapor ettiler. Anası Rusya Federasyonu işe çıkıp gitti. Yani atayı yok ama işe çıkıp bu elbette hani terbiye başka ikinci konuda kalıyor. Bu yeni İkinci 2005'inci yıl kurduğu vay gelmeyen 11. sınıf okumuştu. 2009'inci yılda atanlarsa açarken iki resen başka konuştuğunda Bursu'nun kolda kalıyor. Bursu'nun kolda kalıyor. Ben de birisi başka karnılaşan kolda, ikincisi Bursu'nun kolda. Atanlar bir değişik tercih ediyor almadık mı? Atanlar bir nazarat almadık mı? Yine bir zaman 14. sınıf okumuştu. Bu yani 2004 yıl bunu atasın anlatta gelişim çok önemli tabii ki. Peki hocam 14. sınıf okumuştu olsa yönde mi atardı? Hayır ben hukuk organları ilmenlerdi de dedim hukuk masası olarak anlayın. Nazarat basıya alışkın geldi. Değilmişse yani işsiz, atası, arkadaşın anasından şahane mükemmel hastası yaşayan ve 2006 yılında acayip bekliyorum. Ya atası yok. Ve Cüney Köpçülü değil mi? Arkadaşın uçtan yerler değil mi? Zeberdes, arkadaşın yiğitler değil mi? Bırakın canı işlemek. Bırakın canı işlemek. Halbuki, yani taraf bunu yaptı. Yaşlar defteri, arkadaşın yaşlarının can kılır. Bu boyunca elbette her bölümden şunlanıp nafın yurttu. Bu kimdir? Kızmış ki yani elbette. Bu kadar. Peki nafsus ki bana şu nesliyen elbette tehdit olarak bana şu sınır dişi kullanımda baka bir ilişki başlıyoruz. Elbette bu taymadaki şahslar nafak ki bana şu nazar hasta bulmayan bu yeni tabi sağlıklı var. Başkasında bu akvarı, yürüyüş kuruşu bana şu nazarında çetle var. Yine ben bunu müsaadenle ama ben şu bana Baymursa'ya, ben şu ata anası Rusya'ya gitken, Rusya'ya baba gidip anası Rusya'ya gitken şahsa tabi bir gün bile bir gün bile yaşayacak diyor. Bir gün yaşayacak. Bu kanı böyle atlarına göre bir başkası. Ben de kanaka kalıp çok resmi şüphane ediyorum. Yaşayayım. Elbette mehalle, problem inspektörü, okul masasalar, problemler, başka teşkilatları, atanlar, karınlaşlar, yaman taşıklatları, elbette emmesin nasıl? Emmesin nasıl? Anlıkların her bir yer değişim meselelerine gidiyoruz ya. Peki bana şu itibar görmesi, bir farklı bana kandak alanların ortayışı, yaşların kendisinin kandayı pozisyonu bana şu insan büyüklüğünde gösterdi. Şunun için bana bu gibi kemşetlerin kadar arkadaşı bu işe yengesinden muhtemelen bir zeytinin kaşamasıyla yarattı. Açıklasına yani ben de mehalle bay, anadan bay ve paralı işler.
Yani her bir parada, her bir kanalında kanday muamma var. Kanday mesele var. Bunlar bir geçiş. Muamma diyecek. Bunun içinde yaşlar terbiyesi var. İşsizler var.
Asosiy maqsad, asosiy sudning ochiqligi, shaffofligi. Bundan 5 yil oldin hech qanaqa ma'lumotni olish, sud binosiga kirishni o'zi aksariyat fuqaro va jurnalistlarga mutlaqo taqiq bo'lgan tashkilot. Hozir kunda bu masala barham topgan. 2020-yil 4-fevralda men tomonidan imzolangan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining qarori bor. Nomi sud muhokamasi oshkoraligi va sudlar faoliyatiga doir axborot olish huquqini ta'minlash to'g'risidagi plenum qaror chiqdi. Bu nima to'g'risida? Ana shu jurnalistlarimizning, blogerlarning sudda ishtirok etish tartibi, qoidalari va ularning axborot olish imkoniyatlarini va uni yoritish bo'yicha imkoniyatlari hammasi shu plenum qarorida amal qilib keldi. Mana shu ko'pchilik bundan tanish bo'lishi kerak. Yaqinda barcha viloyatlar qatori Qashqadaryoda ham shu biz tegishli tashkilotlar bilan birgalikda jurnalist va blogerlar bilan o'quv mashg'ulotlarini ham o'tkazdik. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi ilgari matbuotda bir odam ishlardi. Hozir boshqarmaga aylantirilgan va har bir viloyat sudda uning matbuot xizmati bor. Qandaydir masala yotilsa, tezkorlik bilan o'shani javobini berish. Qancha ma'lumot kam bersangiz, shuncha ochiq gap ko'payaveradi. Sizlarga iltimos qiladim, Oliy sudning veb saytiga kirib, interaktiv xizmatlardan ko'proq foydalaninglar, hurmatli jurnalist. 1,690,000 ortiq sud qarorlari kunlarda e'lon qilingan. 1,690,000 ortiq. Va 44 turdagi yangi interaktiv xizmatlar o'tirib, qaysi sud qayerda bo'lishgacha imkoniyat yaratilgan. Va bu sohadagi axborot kommunikatsiya rivojlantirilishi asosan sizlar uchun va xalqimiz uchun ma'lumot olish, unda ishtirokchilik, tanlik nuqtai nazaridan qatnash nuqtai nazaridan olinadigan ma'lumotlar uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda. Yaqinda mana 23 sentyabrda prezidentimiz qarorlar bilan shu axborot kommunikatsiyani yana rivojlantirish. Bu nafaqat sud uchun, asosan fuqarolar uchun, jurnalistlar uchun ma'lumot olish imkoniyatiga ega. Afsuski, ko'plar bilan gaplashganimda hatto shu plenum qarorini va Oliy sudning veb saytida shunday ekani borligini ham bilishmas edi. Albatta, hali kamchilik ko'p, uni rivojlantiramiz. Bugungi mavzuga keladigan bo'lsak, albatta, tayanchlik. Jinoyat kodeksida 550 ortiq jinoyat turlari bo'yicha o'sha jazo turlari hammasi belgilab berilgan. Mana tergov tafsilotlariga, tergov harakatlariga, tergov siriga deyar shuncha bor, hech kim aralashgan haqqi yo'q. Biz tergovga yordam berishimiz kerak. Shu ma'lumotlar olishga haqqoniy holatni bilish nuqtai nazaridan. Biz sizlarga bir narsani Oliy sud rais sifatida, sudya sifatida shuni kafolatlaymanki, mana shu ish qanday tergov yakuni tugaydi, man bilmayman. Kimlar javobgar bo'ladi hali? Bilmayman. Lekin har qanday bo'lgan holatda ham sudni ochib, shaffof ravishda ko'rishni ta'minlab beriladi. Bunda hech qanday shak-shubha bo'lishi mumkin emas va sizlarning ham ishtirokingiz ta'minlanadi. Sizlarning keyingi paytda ijtimoiy interaktiv faoliyatingizda bu ma'qul narsa. Chunki bularda masalani yoritib berish bor. Albatta, unda turli ta'qiblar bo'lishi mumkin. Ko'proq mana shu sohani ichiga kirib, aniq ravshan bo'lsa, undan ham yaxshi bo'ladi. Men bir narsa ko'p o'ylandim. Erkinlik, erkinlik. Boshqa shaxsning huquqini kamsitish, buzish bilan yaratilmasligi kerak. Har qanday nizoni hal qilish uchun organlar davlatimizda bor. Mana o'tgan yilgi sud juda katta reforma bo'ldi. 17-yilda mana 1-yilda sudlar qo'shildi, sud amaliyoti birlashtirib boshlandi, yangi sudlar paydo bo'ldi.
birinci yanvardan bir sud birinci instansiya oddiy qo'yotganda bu juda ajoyib g'oya bo'ldi. Men Qashqadaryoda juda ko'p qabullarda bo'laman. Aksariyat qabullarning 80% mendan iltimos ishimizni olishib ko'rmersin. Mana shu to'siq bor, mana shu xalqdan olindi shu. Joylarga tushib, odamlar bilan suhbat, qabullar o'tkazsa, yangi-yangi shakllar paydo bo'ldi. Birinchi yanvardan endi aytaylik bir tumanda ko'rilgan ish, ikkinchi qaysi bir tarafdan norozilik paydo bo'lsa, viloyat sudida va apellyatsiya ko'rgandan keyin to'g'ridan-to'g'ri o'sha shaxs oliy sudga murojaat qilishi ko'rishi mumkin. Sizga bir narsa aytishim mumkin. O'tgan yili oliy sudda boringlar, yil mobaynida 3000 ta ish 4 ta hay'atda ko'rilgan. 4 ta hay'at. Hozir bu kunda mana bizda onlayn statistikani olib ko'rdim. 9000 ga yaqin ish o'sha mana bugungi holat ko'rgan. Yil oxirigacha 15000 16000 prognoz bo'lgan. Bu degani 4.5-5 barobar ko'p. Har qanday fuqaroning buzilgan huquqi sud tomonidan tiklanishi mumkin. Uning va huquqi bor. Bir narsa mana hamma xalqimiz ham bilish kerak. Davlat bor, uning qonunlari bor. Qonunlarni ijro qilishi hamma uchun majbur. Mana ko'ryapsizlar, mansabiga qaramasdan oddiy fuqaroman, katta bir yuqori lavozimda ishlaganman. Ochiq ravishda ko'riladi. Faqatgina bilasizlar, bitta narsa bor, qonunda to'g'ri tushunish kerak, hamma davlatlarda bor. Davlat siri degan narsa bor va shaxsning qadr qiymati bor. Yoki oddiy tadbirkor aytishi mumkin, kechirasiz, meni ishim yopib ko'rib bering, u mani tadbirkorlik sirim deyishi mumkin. Va sudning roziligi bilan bu ish ko'riladi. Bular juda ham protsentda kam. Hammasi ochiq ravishda ko'riladi. Men yuqorida shu erkinlik haqida gapirdim. Bizning davlatimiz ochiq, shaffof, demokratik yo'ldan ketyaptimi? Hech qanaqa oddiy til aytganda ko'cha qonun o'tmaydi. Bu 90-yillar yillar emas. Mamlakatning eshigi bor, darvozasi bor, rahbari bor, qonuni bor, qonun ijro qiluvchi organlar. U sud haqlar. Mana hozir 7 deyishdi, 8 deyishdi. Tergov endi kecha boshlandi. Fakt bor. Holat bor. Aniqlik kiritish. Lekin men ochiq aytishim kerak, juda qisqa muddatda o'sha ochilishi va tezkorlik bilan tergov ishlari ketayotganligi bu bizni xursand qiladi. Mani ko'proq qiziqtirganisi albatta tergovni o'ta sifatligi va sizlar bilan ana shu yerda balki ishni viloyat ko'radi, balki uni oliy sud ko'radi. Birinchi bosqichga oldi. Jamoatchilik qiziqishiga oliy sud istagan yo'lni olib birinchi bosqichga ko'rish huquqiga ega. Mana hozir bir sud bir instansiya holatda tumanda ko'rilyapti. Apellyatsiya ko'rilyapti. Oliy sud hozir haftada oliy sud 400 dan ortiq ish ko'rilyapti. Bitta oliy sud 400 dan ortiq ish ko'rilyapti. Hech qanaqa fuqaro yo'q. Mani sen işin kasasını görmedi. Elbette cinayette muddat yok. Hogan mamuri, sadi ve paralarda muddatlar var. Mani eğer mamuri sudlar olmaz. Mamuri sudlarımız açıldı. Mamuri sudlar keçirasında bir kökçü rehberliği yok mu etti? Çünkü mamuri sudlar o mansabdor şahslarga, onların laqaydligi ve onların çıkargan kararlarını sudan verişi mümkün. Bunu tutan prezidentimizden bir neçen bir atma ettiremen ağzı statistikten korku geldi. Bu yıl hızı 2570 bitirden 42% fukara ötük etti. Demek bu sud gerek iken, cemiyette şu sudun nakı tegi etken iken ve şu bilen bölge başka kemçilerden bakarak yetiş kalları var. Kanun üstü var bölge. Kanun üstü var ceza mukarrerliğini temirler usuldu. Sudlar cemiyette böyle etken her kendi özgürlüğe kanunla cevap veriş gerekir. Kanunla tatlımla veriş gerekir. Ve sütte onge araylaşır, onge her kendi tasar çağrılandı. İlgerler bölgenler, hem de haber izler. Bu nasıl çekiyor? Yöne koymuyor. Açıklık, şeffaflık, açık bölgen cahide bu nasıl ispalmaya? Her tamamlama kuruluşunu sizce temeller veremez. Elbette bu ota ağır cinayet tövbesinde bana malumat verişti. İnsan hayatını bunda haklıdır. Bu insanın fazileti kırması için. Elbette cemaatçilik,
başka organların faaliyeti ve hakezalarga sud kendi halatı kuruşuna katli nazar öz fikrini beradi ve onun to'laqonlik, ochiq ve haqqonlik ta'minlashga biz sizga kafolat beramiz. Rahmat. Rahmat. Qadrli tadbir ishtirokchilari, mana hozir kunda bo'lib o'tgan qotillik jinoyati to'g'risidagi voqea tafsilotlari bilan tanishdik. Demak, aynan mana shu mavzu doirasidagi jurnalistlarni qiziqtirib turgan savollar bo'lsa, marhamat o'zlaringizni tanishtirib, mikrofonlarimizni ishlab turibdi va vaqtdan unumli foydalanish maqsadida qisqa aniq bunday savollar berishga maslahat taklif qilgan bo'lardim. Marhamat, kimda savol bor, ishlaymiz. Ham mikrofonni bering. Assalomu alaykum. Qurusaydan bir javob olman. Barchalariga nimalar kim javob berishi mumkin bu savolga? Bilamizki, mana shunaqa katta voqealar sodir bo'lsa-da, shu dunyodagi mamlakatlarda bo'lib qolganmiz. Qanday keskin choralar ko'riladi? Yani bir kishini shaharning o'rtasida nimalar mashinasi o'ldirib ketish, samosud qilish, bir kishini o'ldirganlar, bu hozirgi zamonda qo'rqmaydi. Qotillik jinoyati bo'yicha va voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan har bir jinoyat bo'yicha ichki ishlar idoralari organlari xalq ta'limida mukammal ravishda xizmat tekshiruvi o'tkazilib, xizmat tekshiruvi xulosalari to'plangan hujjatlar bilan birgalikda tergov organiga taqdim etiladi. Kesib kelganda yana bir narsani aytib qo'yishimiz kerak. Biz haqiqatda jinoyatda sodir qilinganligi holat bo'yicha aybdorlarni qadar aybdorlik darajasi, aybdorlik prezumpsiyalari hammasini ko'rgan holda biz jinoyatni isbotlash, jinoyatchini jinoyatini isbotlash bilan birgalikda biz shu jinoyatga jinoyatning asl sabablari, unga imkon bergan shart-sharoitlarni mukammal ravishda o'rganamiz. Bu xizmat tekshiruv o'tkazish yo'llari bilan va tergov yo'lidan o'tkazamiz. Chunki jinoyatni oldini olishga mas'ul bo'lgan mutasaddi bo'lgan 10 dan ortiq davlat tashkilotlari, mahalliy hokimiyat organlari mavjud. Ularning barcha mas'ul mas'ul shaxslarini so'roq qilgan holda o'zlarining zimmalaridagi vazifalarni qay darajada amalga oshirayotganligi bo'yicha ham tergov buni o'zini tergov yo'lini baho berib boradi. Biz ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda qo'shma buyruq qabul qilganmiz. Agar faqatgina jinoyat ishi jinoyatchini aybdorlik darajasini isbotlagan holdagina bizga ayblov xulosasini taqdim etadigan bo'lsa, bu ayblov xulosasi tasdiqlanmaydi. Qachonki bu shu jinoyatning asl sabablari, sharoitlari aniqlanmagan bo'lsa va muddatsizda organlarning mas'ul mas'uldor shaxslarining sovuqqonligi yoki bo'lmasa mas'uliyatsizligi oqibatida sodir etilgan bo'lsa, siz ko'targan masala, biz o'zimizning munosabatimizni bildiramiz. Birinchi respublika darajasidagi birinchi rahbarlarga taqdimnomalar yuborish va bunday holatlarda keyinchalik kelgusida yo'l qo'yilmaslikka qanday chora-tadbirlar belgilanganligi bo'yicha o'zimizni taqdimnomalarimizni bildiramiz va taqdimnomalarni biz qabul qilib ularni muhokamasiga ham bevosita tergov organi tergovchisi va nazorat qiluvchi prokurorimiz o'tib bevosita ishtirok etishadi. Rahmat. Rahmat. Bunlar pneumatik topancı, yani o zaman bazı planlar koyduğum, bu
bilen bana şu bence var toplantı yoksa bu arkamda oynayan az önce kasetli bana şu videoda söylüyor şu bu işe bana bizi izah yapacağız ve aşağı maşinaların var. Şimdi elbette oynayan tekişi bakabilirler bundan atılgıya dayanamıyor mu var hazır tergiye teşhir yaptı bunu 2-3 merda atılgıya dayan görsatma var elbette bu işçilerde bu dersatki malumat. Şimdi umman bana şu klimatik toplantılar doğrusunda bana ait yapmak için bana soğuk kural diye düşünce var. Doğru mu? Soğuk kural. Cüda köp bana şu ötken yıllar cinayetlerde uçakla haydavuşayım yanına alıyorum, mektep yanına alıyorum. Arzımayan bir cencelden öz ara bana şu kelişme uçuz kelişme uçakım yakaladı. Cüda köp oldu. Şunun için İçki İşler Hazretleri'ne tekişe teşkilatlarından gelişip biz kanunculuk palatamızı yani yazılarına Kemal Arkan'ı bana şu kanunlu aygasını kilittik ve deputatlarımız yan ben rahmet aydamım bana şu uçakını ulapsız alıp yürüyenlik için cevapkarlık verildi. Yani bu mümkünemez uçakını ulapsız alıp yürüyor. Şimdi klimatik kuralları yekesek bunlar açık açık satılıyor. Yani şu kaşkalar yalan bari iken şunu magazinine bana taş getiriyorum bak bu yani gaz bilen ya ki hava bilen bana şu şimdiden kural da çekim bu klimatik toplantı. Bunun mıltık da okşaya hatırlayan var, bunun cüde yakışı bilen. Yani avuçlar, başkalar. Şimdi bana şu kural bilen keyinki paytlarda bana cüneyt kılıç kalları cüde köpe yaptı. Cüde köpe yaptı. Yani oktalar ya ki okuzun bu melun derecede cara hareket yazadık ya. Lakin hiç kayıtlı farkından gelemez. Bunu dükkandan varıp bir mal alıp satıp alışı mümkün. Hiç kanda yapacağız. Fazla bir kadar. Lakin onu saklanışı koyacağım, uçurdu koyacağım. Hiç kanda bana kısa kitap yürütülmüyor. Magazin alıp gelip sat yaptı. Bunlar alıp bana kitle toplanışa bana şu kalırken alıp. Şunun için biz hazır bana şu klimatik kurallarla taktikte salış koyacağı Rezler'den kemesiyle kanun olarak aslında işlemi kirttik. Yani umman kurallarını o kadar kural başkalar 21 yaşın altın günlerdir bana şu yaşını köteriş 25 yaş geçer. Yani 25 yaş geçer bu kısa bilmesin. Nümerdese yani yaş ilgin bunlar yani kuraldan faydalanış muhafiyatından bilmiydi. Hırcayla kızı kallı kılıp başka kılıp kural işledi. Bana atıp koyduğun yani başka kalıplara uçaktır. Şunun için plakyanı 25 yaş geçer köteriş. Bunun için yani ikinciden hocam klimatik kural satışlayan ruhsatlama bilen, ruhsatlama bilen. Hoca 25 yaşlandılara şu ruhsatlama bilen satmışlar biz. Rezler Mahkemesi Türkiye'miz. Bu yani şu büyük gündeyi halkta istedik. Ve elbette bu yan tertifiye salladı. Onu yan özlük katli uçuyordu kula. Bir şahsı hazır 10 taça var. 10 taça var. Varıp satıp alarak 10 taça yıl koyuyor. Çocuğun üçlerden ziyat olmayanlar biz. Yani şu kanun başkasını Türkiye'miz. Tez günlerden bu kanunçilik palatası gel, deputatlar şimdiye havalı kullanıp ben bana uyumam bu eğer kabul kılınsa bu sahada tertip olur. Rahmet. Rahmet Cevapçı, demek ki mesela orada bir işler mi? Rahmet. Sözü karıştırıp. Daryal Usta'yla mağda verilmez. Selam. Daryal Usta'yla mağda verilmez. Zaten işlemek adamı hakkında yaptık. Umar uzun. Aynen mahkumda ligere aynen şu anda cayalı da toprağa başka gittiğinde ki altınlikte kolu yapmış falan mı oldu değil mi? Bu kançalı doğru kançalı doğru bilmemiz aynen şu anda sırada mahkumda oldu mu? Mahkumda? Mahkumda. Ha. Şimdi şimdi ben bayağı ettim bu kelişme uçunu sen onlara başan gel. Bana şu ikide yürür. Elbette yani bunun yeni etrafında başka şahsların konuşu mümkün. Bu teriyo doğumunda anlamlandı. Elbette kimin iştirakındayım? Bana bu şangellerinin kaysının iştirakındayım? Her bir ayıpsızlık prizumsiyası var. Elbette teriyo yeni başan yaptı. Her biri gelen bana şu baka birilerine hareketi gelen bana videolar ortalı, kameralar ortalı, fırsatlar ortalı. Ben şu yerde bir nesana ait yapmak için var.
ana video kamera o'rnatilishi bo'yicha hamma joydan ish ketyapti. Mana shu jinoyat ham mana video kamera bo'lganligi uchun tez ochilyapti. Buni ahamiyatini aytibman. Xavfsiz hudud albatta bu video kamera bo'lishi kerak va mana shu mashina chiqib ketgandan chiroqchiga borguncha biz kameralar orqali tekshirib boraman. O'tgan joylari hammasi tushgan. Shuning uchun albatta bu yerda hokimlik boshqa tashkilotlar mana shu tadbirkorlar albatta mana shu kamera o'rnatish va buni bir joyga situatsion markazga jamlash masalasida albatta yanada ko'proq ishlash kerak. Endi bu guruhlarning oldin jinoyatga qandaydir aloqasi borligi men boyam aytib o'tdim. Bizda 2-3 ta ma'lumot bor, ularni tekshirish kerak. Oldin ham mana shu o'rtada janjallar bo'lgan, qandaydir razborlar bo'lgan. Lekin afsuski mana shu nima deymiz bu? Hali ariza berishni, masalan, katta kelgan bo'lsa ham, ariza berishni o'ziga qandaydir or bilib, hali qandaydir chet el filmlardagi qahramonlarga o'xshamandan harakat qilib, yoki o'zini qurtoy hisoblab, mana shuni o'zim razbor qilaman deb, mana shuni fikr bor. Voynisa yoshlarda. Xuddi shunday holat bo'lgan, ariza bermagan, hatto bitta holat bo'yicha profilaktika inspektori borib so'raganda ham, yo'q, hech qanday gap yo'q, biz yarashib qoldik degan. Hech qanday ariza berishni xohlamagan. Mana shunday holatlar ham bor. Albatta bularning boshqa jinoyatlarga aloqadorlik masalasi ham albatta hammasi mana shu operativ tadbirlar orqasida ko'rib chiqiladi va tegishli baho beriladi. Bu jinoyat mudhish jinoyat sodir qilindi. Albatta bu atrofi bilan barcha tafsilotlari bilan tergov qilindi.